Evet, herkese merhaba. Ben Gökrem Tekir. Merhaba, ben Savaş Şakar. Bugün Hayatımız Proje adlı kitabımızın ilk bölümünü konuşarak videolarımıza başlıyor olacağız. İlk bölümümüzde proje kelimesinin tanımı var. Bu tanımı hem yüksek sesle okuyacağız hem de Savaş Bey'le yorumlayarak ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş bu şekilde videolarımızı hazırlamaya başlayacağız. Şimdi birinci bölümde biz 1.1'de projenin tanımını yapmışız. Bu tanımı zaten elinde kitap olan arkadaşlar veya buradan gören arkadaşlar tanımı okuyacaklar. Burada projede en önemli özelliğin belirli bir zamanda başlaması ve bitişi olduğunu hem dile getirmişiz. Burada bir iki şey söyleyeceğim ben. Project Management Body of Knowledge kitabında sayfa 3'te proje nedir'den bahseder. Aynı zamanda Rita'da 88. sayfada, bir saniye yanlışımız olmasın hatta. Özür dilerim. Kim Hedman'da 88'de, Rita'da kaçıncı sayfada olduğunda bulalım. 21. sayfada projenin tanımını görmek mümkün. Oradan PMP sınavına çalışan arkadaşlara da yardımcı olacak bilgiler var. Şimdi, her şey proje midir? Gelin oradan başlayalım isterseniz. Ne dersin Savaş abi? Her şeyi proje olarak tanımlayabilir miyiz? Her şey proje değil. Hı hı. Bazı yürüyen sistemlerdeki işler durduğunda, ufak talepler geldiğinde, kurum içinde ona ilişkin bir politika prosedürü olduğunda hemen zaten ona müdahale yapılacaktır. Bir proje planının, bir çizelgenin veya bütçe tahminlerinin yapılması çok gerekmeyebilir. Her şeyin proje olması zaten yönetilemeyeceği de anlamına gelir. Proje dediğimiz şeylerde proje yönetimi yapmamız gerekir. Onun için de belli bir büyüklük veya bir tanım içinde olmasında fayda var. Peki, o zaman bir operasyonla arasında bir farkı tanımlamak lazım herhalde. Ki şirketlerde en çok karışan noktalardan bir tanesi benim gördüğüm bu. Pek çok firma projeyi bitirmiş olmasına rağmen PMI'ye göre proje tanımı daki yer alan bitiş tarihinin gelmesine rağmen sonraki bakım ve destek çalışmalarının hala proje içinde olduğu kabul ediliyor. Bu tabii ki PMI tanımına göre büyük bir hata aslında. Doğru mu? Doğru. Benim de karşılaştığım firmalarda bizim projeler bitmiyor diyorlar. Çünkü projenin başında bir bitiş noktası tanımlanmıyor. Bazı firmalar bizde her şeye proje denir diyorlar. Fakat hiçbirinde proje yönetimi yapmıyorlar. İşte bu yüzden projenin kurum içinde kuruma özel bir tanımının yapılması lazım. Bu her firmada aynı tanımın olacağı anlamına gelmiyor aslında. Evet. Sadece kurumun kendi tarafında biraz geçmişine bakması, biraz geleceğini öngörmesi ve ben neye proje derim sorusuna cevap araması gerekiyor. Bunun tanımını yaparken de büyüklük önemli olacak. Ne kadar kişinin belki de o proje için kaynak olarak atanacağı herhalde önemli olacak. Süresi belki etkili olacak. Ki bunu aşağıda yine detaylı olarak konuşacağız. Şimdi ona gelmeden önce ben burada şöyle bir çizim yaparak bir şey paylaşmak istiyorum. Şurada operasyonlar için şöyle bir şeyimiz var bizim. Süreklilik arz eder ve prosedür, talimat, iş akışı gibi operasyonun yapılış adımlarını tarif eden belgelerle kaydedilir demişiz. Böylece operasyonun nasıl yapılacağı tanımlanmış oldu. Projelerin nasıl yapılacağını tarifleyen dokümanlar, belgeler nelerdir diye sorsam? İşte proje yönetim metodolojisinde bahsedilen belki proje başlatma belgesi, proje yönetim planına ilişkin unsurlar, durum rapor formatları, risk kayıtları, paydaş kayıtları gibi birçok 50 küsur dokümandan bahsedebiliriz. Bahsedebiliriz. Peki bunları da zaten videolarımız ilerledikçe daha detaylı görmeye başlayacağız. Bu arada kolay anlaşılsın diye ben işte bir firmada bir kredi kartının yapılması bir projedir. Fakat kredi kartı çıktıktan sonra sürekli basılıp insanlara gönderilmesi bir operasyondur. Hı hı. Bir oteli açmak projedir ama otel açıldıktan sonraki işleyiş gene operasyondur. Bu işleyiş esnasında yeni bir servis açmak gene projedir. Hı hı. O yeni servis açıldıktan sonra işletilmesi gene operasyon olarak devam eder. Biraz daha açıklayıcı olsun diye örnek vermek istedim. Teşekkür ederim. Bir de burada o zaman şunu da belirleyebiliyoruz. Proje yaşam döngüsü, bir de ürün yaşam döngüsü diye iki ayrı yaşam döngüsünden bahsedebiliriz herhalde. Tabii o ikisini daha ileride de konuşacağımız için hani kısaca söylersek projenin başlayıp bittiği noktaya proje yaşam döngüsü, evet, sonucunda çıkacak ürünün ortaya çıkmasıyla ömrünü tamamladığı noktaya da ürün yaşam döngüsü diyebiliriz. O zaman proje yaşam döngüsünde biz metotları kullanarak projenin nasıl yönetileceğini belirleyeceğiz. Ürün yaşam döngüsü zaten prosedürler, talimatlar, oradaki işlerin nasıl yapılacağını anlatacak. Size bizim burada Latince'den gelen bir proje tanımını yapmıştık. Bunu Wikipedia'dan almıştık hatırlıyorum. Öne atılmak, ileri atılmak anlamına geldiğini görüyoruz. Herhalde genellikle böyledir projeler. Bir atılım sağlamak için yapılır diye özetleyebilir miyiz? Aslında projeler mevcut durumdan sonra daha ileriki bir duruma ilerlemeyi tarifliyor. Ortada bir ürün yok, bir ürüne ulaşmak. Mevcut bir süreç var, bunu daha iyi bir hale getirmek. Aslında hep projede önümüzdeki dönem ya da gelecekteki bir servis, ürün, hizmet, bir gelişimi tarifliyoruz, bir hedef koyuyoruz ve onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Peki. Hemen altına neden önemlidir diye bir başlık atmışız ve burada aslında demin konuştuğumuz, kısaca bir giriş yaptığımız bir ifade var. Projeleri ölçeklendirirken adam gün, bütçe, süresi, paydaş sayısı gibi faktörler etkili olacaktır. Böylece projenin ne kadar büyük, orta büyüklük, küçük olacağına karar vereceğiz. Hatta belki de buna bağlı olarak metodun içeriği de değişecek. Kullanılacak demin saydığınız dokümanlarda da değişiklikler olacak herhalde. Tabii mesela Türkiye'den örnek vermek gerekirse farklı bankaların, evet, genellikle adam gün hesabı yaparak, özellikle IT taraflarında, evet, 20 adam gün üstüne proje dedikleri, 40 adam gün üzerine, telekomünikasyonda 90 adam gün üzerine proje dedikleri, reel sektör üretim sanayinde Türkiye'nin büyük gruplarından birisi 10 milyon euro üzerindeki projelere proje derken bazı Ar-Ge firmaları tamamen tematik bir ayrım uygulayarak yeni bir ürün geliştirmeyi proje olarak aldılar. İnşaat sektörü aslında sözleşmesini imzaladığı anda ona proje der. O belli bir zaman bütçe ve şey içermektedir zaten. Yani Türkiye'de çok farklı tanımları var. Dünyada da böyle. Aslında kurumun kendi dinamikleri ve kendi geçmişi ve geleceğini kıyaslayarak yapması gereken bir hesap. Aslında buradaki videolarda amacımız bizim bu tartışmalarımızdan yola çıkarak bizi dinleyenlerin kendi şirketlerinde projenin tanımını nasıl yaptıklarını, nasıl yapacaklarını bence belirlemeleri de gerekir. Yani bu açıdan da faydalı olacağını umut ediyorum dinleyenlere. Bilmiyorum, var mı söylemek istediğim bir şey? Aslında burada işin, evet, teorik tarafında proje tanımının yapılması için, tabii kayıtlı bir ortam olması lazım. Geçmiş 4 yıllık projelere bakılması gerekiyor. Ne kadar sürede, kaç adam günlük, ne kadar bütçelik, hangi temada projeler yaptık? Gelecek 5 yılın öngörülmesi gerekiyor. Bu 5 yıl içerisinde de şirketin açılımları ne olacak, büyüme beklentileri neyse geçmiş 4 yılda gelecek 5 yılın öngörüleriyle bir proje tanımı yapılabilir. Bir yandan da proje diye tanımladığımız kavramları proje yönetimiyle yöneteceğiz. Proje yönetimiyle yönettiğimiz zaman proje yöneticisi olması lazım. Her ne kadar doğru yanlış emsal sayılmaz dense de şirketteki proje yöneticisi atanabilecek insana göre, o kaynak kapasitesine göre proje tanımı yapanlar da vardı eskiden diyelim. Daha detaylara girmeden önce yine kitabımızda bir sonraki sayfaya geldiğimizde PMBAK'ta da veya diğer yardımcı kaynaklarda da üzerinde çok durulan bir konu var. Proje, program ve portföy tanımları. bunların birbirinden ayrılması ile ilgili bizim ileride de yazılarımız var aslında ama burada bir görsel var. Bu görseli konuşalım ve bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Biraz yaklaştırıyorum. Burası ne anlatıyor? Şimdi proje, program ve portföy tanımlarını birbirlerinden ayrımlarını netleştirmek için bu grafiği çizmiştik ve bu çizimin de ben şöyle kısaca sol taraftan bir başlangıç yapayım. Videoda görüldüğü üzere stratejik hedeflerle projelerin başlaması söz konusu olabilir, yasal yaptırımlar olabilir, yeni bir ürün fikriyle projeler başlayabilir, rekabet gerekliliği, müşteri talepleri veya iyileştirme ihtiyaçları, sosyal sorumluluk belki bunun içine eklenebilir. Bunlar bir proje yapmaya sebep olan faktörler. Doğru mu anlıyorum? Doğru anlıyorsun. Hı-hı. Ama biz her şeyi yapamıyoruz. Ne bireysel ne de kurumsal. Evet. Her şeyi yapamıyoruz. Yapabilmemiz için bizim yapılması gerekli olan şeyleri bir değerlendirmesini yapmamız lazım. Aslında bireysel ve kurumsalda çok farklı değil bunun dinamiği. Evet. İşin faydasının değerlendirilmesi lazım. Şirket stratejilerinden gelen fayda tanımları, karlılık, pazar payı, müşteri aktivasyonunu artırmak birçok sayılabilir. Her talep ve isteğin yasal yaptırımlara ayrı tutuyorum bu noktada. Evet. Mutlaka faydasının değerlendirilmesi ve sayısal bir skoru olması gerekiyor. Hı hı. Aynı projeyi uygulayacak olan ekiplerin bu işin hayata geçirilmesine ilişkin zorluğunu değerlendirmesi, mevcut altyapıya uygun mu, birden fazla entegrasyon gerektiriyor mu veya elimizde bunu gerçekleştirecek kaynak var mı gibi gene sayısal bir zorluk skoru üretilmesi, şirketler için faydası en yüksek, zorluğu en az olan projelerden başlayarak yapılacak işlerin önceliklendirilmesi gerekiyor. Belli bir puanın altında kalan işleri yapmayalım diye kenara ayıracağız. Çünkü o işlerin ya faydası çok az ya da zorluğu çok. Biz bu işleri bir kenara bırakıyoruz. Bir kısım işler veya istekler, ihtiyaçlar ertelenebilir. Evet. Bekletilebilir. Daha sonraki dönemlerde ele alınmak üzere. Ama bazı şeyler var ki bizim fayda ve zorluk skorlarımıza uygun. Biz bunları yapalım diyoruz. Peki bu değerlendirme üst yönetim tarafından yapılır gibi bir sonuca varabilir miyiz? Yani aslında genelde proje ofisleri tarafından proje yönetimine moderatörlük yaparak evet. Ve bu skalanın yine yani fayda ve zorluk skalasının da 6 ay 1 yıllık dönemlerle gözden geçirilmesi şirketlerin de öncelikleri yıldan yıla değişebiliyor. Bir yıl karlılıkken öbürsü yıl maliyet düşüşü ya da verimlilik artışı üst sıraya çıkabiliyor. Stratejilerin değişmesi projelerin öncelik sırasında o zaman değişikliğe uğratacaktır. Dinamik, hepsi dinamik, sürekli dinamik. Hatta artık o bir yıllar artık belki de daha da kısalmaya başladı içinde bulunduğumuz dönem içinde. Tabii ki. Stratejik hedeflerin de çok hızlı bir şekilde değişmesi projelerin önceliklerini de etkiliyor. Peki programa gelirsek, hadi bu birazcık işin içinde portföy stratejiyle alakalı konuştuk. Proje, program ve portföy arasındaki farkları da bir netleştirelim. Şimdi biz aslında değerlendirmemizi yaptıktan sonra yapılan işleri büyüklüğüne göre veya temasına göre bir ayırıyoruz. Evet. Bir kere ufak, küçük, acil çözülmesi gereken, daha önce de bahsettiğimiz gibi operasyonel politika ve prosedürlerde tanımlanmış işlerin doğrudan talep sistemine gitmesi, talep yönetim sisteminden de doğrudan o işi çözümleyecek, yapacak kaynağa aktarılması gerekiyor. Bunlar küçük işler. Bu bir havuz problemi gibi düşünebilirsiniz. Her gün dolan bir havuz, her gün boşalan bir havuz. Mevcut kaynakların belli bir yüzdesi zaten bunları çözmekle veya gerçekleştirmekle geçiyor. Belli bir büyüklüğün üstünde 20 adam gün, 40 adam gün, işte 100.000 dolar üstündeki işlere bazı proje diyoruz. Onları bir proje kutumuza ya da listemize yazıyoruz. Program aslında öyle büyük bir iş çıkıyor ki ortaya. Evet. Bizim aslında o programı geliştirmek için belki daha küçük programlar, birden fazla proje veya küçük işi bir arada yapmamız geliyor ki o hedefe ulaşabilelim. O zaman biz ona bir arada yürütülemediğinde aynı hedefe doğru işte bir arada yürütülen işler program olarak geçiyor. Ki proje etkileşimde çoğunlukla olabilir. Ortak kaynak ihtiyacı doğabilir. Ortak kaynak olabilir, etkileşim olabilir, olmayabilir. Olmayabilir. Aha. Hepsi arasında ve hep bir etkileşim olması gerekmiyor. Evet. Ama program bütününde yönetilmeleri gerekiyor. Ve program yönetimi ortak faydaya odaklıyor bütün talep, proje veya alt programları. Evet. Diyebiliriz. Peki. Bunları zaten daha ilerleyen bölümlerde çok daha detaylı konuşacağız. Peki program yönetiminden bahsettik. Bir de portföy yönetimini açalım isterseniz. Şimdi şirketler projeleri, stratejileri doğrultusunda takip etmek istiyorlar. Karlılık stratejimize yönelik portföyümüzde hangi projeler, programlar var? Veya zaten bir departman ya da birim kendi portföyündeki projeleri, programları yönetmekle yükümlü. Aslında portföy belli bir tema altında, bu bir departman olabilir, stratejik hedef olabilir, şirketin seçtiği bir başlıktaki tema olabilir. O proje programları toplu olarak, toplu bütçesi, toplu ilerleyişlerini izlemek bir araya getirdikleri bir tanım. Portföy, İşte IT projeleri dediğimiz zaman IT portföyünü kastederiz. Tüm IT'de yer alan bir şirketin genel müdürünün portföyü tüm projelerdir. Eğer sorarsak sizin portföyünüzde hangi projeler var? Tüm projeler demekle yükümlü. Bir departman müdürü departmanındaki projeleri söyleyecek. Proje ofisi kendi portföyüne giren proje veya programları yönetmek gibi bir tanımla devam eder. Bir de şey var, onu da kısaca söylemek istiyorum. Ben projelerin de hepsine aynı yaklaşamıyoruz. Hı hı. Projeleri de proje yönetimi, planlama olsun, diğer konular olsun, her projeye aynı şekilde yaklaşılması aracın amacı aşmasına yol açıyor. Daha küçük projelerde, daha büyük projelerde daha detaylı dokümantasyon veya daha detaylı analizler, daha farklı sorumluluklarda kadroların oluşturulması gerekebilir. O yüzden projeleri de kendi içerisinde her ne kadar biz bu grafikte küçük, orta, büyük desek de yine tematik isimler verilerek A, B, C, D tipi gibi ki belli şirketler ARGE projelerini ayrı bir temada tutup ayrı bir yaklaşımla yönetirler. Yeni ürün projeleri, IT projeleri olarak bu tiplere de ayırıp hepsine kendine özgün bir metodolojiyle yaklaşmalıdırlar. Boyutlar değiştiği zaman metotlarda yine değişikliğe uğruyor. Az önce şu portföy ve programla ilgili şunu söyleyerek devam edelim. Şimdi biz proje yönetimine odaklanarak ilerleyeceğiz bu videolarımızda. Aslında PMI'nin program yönetimiyle ilgili standartları da var. Hatta portföy yönetimiyle ilgili standartları da var. Doğru mu? Onunla ilgili bir hatta PMBOK'a benzeyen kaynakları, kitapları var. Hatta bunun eğitimlerini siz yapıyorsunuz. Yapıyorum. Program evet. Hani ne kadar çok benzemekle beraber programın altında hani demin bahsettiğimiz gibi alt programlar, projeler, işler dedik ama program yönetiminde bunların adı bileşene dönüşüyor. Artık proje, alt program diye bir tanım ortadan kalkıyor. Evet. Portföy yönetimi standartı da biraz daha fazla proje ofisinin metodolojisi. Hı hı. Bir portföyün sorumluluğunu alan kişinin o portföyü başarı hedeflerine ve bu aradaki süreci yönetmesine odaklı standartlar. Evet, standartlar. Onda da bir değişiklik olacak galiba. Onun da kitapçıklarında 2018'de böyle bir şey var mı? Hedef var mı? Bu senenin sonunda hem portföy hem program yönetiminin yeni versiyonları çıkıyor. Evet, onda PMI'ye üye olan arkadaşlarımız web sitesinden, PMBOK'ın indirildiği yerden, standartlar bölümünden rahatlıkla o kaynakları da indirip detaylarını inceleyebilirler. Onların exposure draftları kapatıldı. Şu anda baskıya hazırlanıyor. Biri Eylül'de, biri Aralık'ta. Evet. Çok fazla değişiklik yok. Belki ilerideki bir sohbetlerde onlardan da bahsederiz. Bahsedebiliriz. Peki. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok. Benim aklıma gelen. Benim de bu kadar. Peki o zaman birinci O zaman bir sonraki sohbete kadar vedalaşalım. Vedalaşalım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Peki. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.